Arkadaşlar keşke böyle olur, böyle yapılır. Zaten siz bana özellikle avukat bey gidin şurada yiyin, burada yiyin diyorsunuz da zaten ben asıl oranın yerinde doğup büyüdüm. Tabii ki de sizden daha iyi biliyorum nasıl olduğunu. Ben evde nasıl yapılır onu gösterdim sizlere. Yani o zaman hani, biz keşkek yememişiz. Yani hani yani bu şartlarda yememişiz. Bu şekilde keşkek oluyor. Yani bu bir düğün yemeğidir zaten. Evet, düğün yemeği. Yani bizim de yöresel düğünlerimizde olur ve saatlerce dediğiniz gibi pişer. Şeyma Hanım, iyi misiniz? Sesiniz değişiyor yavaş yavaş. Nasıl? Yani tabii ki de savunmaya geçiyorum. Desibel artmaya başladı. Hayır söyleyeceğim tabii ki de. Normalde ben hani o şartlarda yapsam daha güzeli tabii ki de yapılır. Her şeyin farkındayım. Keşkeğin nasıl yapıldığını da biliyorum. Çünkü kendi yöremin yemeği. Yani keşkek deyince akla saatlerce kazanın başında kaynatılan neden girdin o zaman Şeyma'cığım böyle riskli bir şeye? Çünkü sürekli dedim süre ki belli evde, çünkü. İşte evde sürekli yaptığım bir şey ve tadını da herkes tarafından beğenilen bir şey. Hani pilav... Gözle mi doldu? Bilmem öyle mi? Pilav yapmak istemedim. Oğlum moralim bozuldu. Yani siz niye böyle söylüyorsunuz? Ya ben zaten çok duygusal bir insanım. Hemen ağlayalım ama. Ne oldu şimdi? Böyleyim ama. Lütfen. Ama biz seni kırmak için hayır, söylemiyoruz. Bu yarışma nihayetinde. Ve yarın sen de bizi, Perşembe günü, beni dilediğin kadar eleştirebilirsin. Aynen. Aynı şekilde. Ben her şeyi eleştireceksin. Ben arkadaşları da yarından sonra kıyamam. Eleştireceğim ben. Hayır böyle dediğiniz için de ağladım. En çok hangi yorum sizi üzdü? Ben mi kırdım? Neden bu kadar riskli veniye girdin? Hani biz ne tabii oldu? Ki özür diliyorum. İşin içinde belki ben olduğum için daha bir hani her yönüyle düşünmeye çalışıyorum. Hani kesinlikle kırıcı bir kelime kullanmamaya çalışıyorum. Kelimelerimi seçerek şahsıma, masaya, tabağa, yemeğe kesinlikle emeğe hiçbir şey yani yemeyiz. Bizim haddimizedir ne de hududumuzadır. Bizim oralarda öyle söylenir. Şeyma Hanım gerçekten vicdanlı bir masaya denk geldiniz. Başka bir haftada olsaydınız masayı terk edebilirdiniz. Yok yok yanlış anlamayın ben her şeye ağlayan bir insanım. Ya biz sana ya değil lafımız. Bir de ağlayalım o zaman. İster yemin ediyorum ben de çok duygusalım. Yani anca beraber kanca beraber biz de ağlayalım mı? Ben de ağlamayı çok severim. Şeyma Hanım gerçekten vicdanlı bir masaya denk geldiniz. Belki şey olabilir ya kocası çok beğeniyor. Tabii yani. Kocasıyla onun spesiyali olmuş bu keşke. Olabilir. Canları çektiğinde evet. Yaptıkları. Şeyma şimdi eleştirilince belki. Şunu söyleyebiliriz. Bu senin yaptığın en kötü ya da en iyi keşkek değil. Bu senin yaptığın şu anki keşkek. Evet. Bu senin keşkek yapmanı, keşkek tarihindeki yerini belirlemez yani. O yüzden rahat ol. Sen belki yaparken çok, çok daha düzeyini yapıyorsun. Vaktin evet yani. Bol. Ama benim demek istediğim şuydu. Bu vakitimiz belli. Yani bu yarışma kuralları içerisinde 3 saat belli. Hani bu 3 saatte bunun yapılamayacağı belli. Çok ağır bir yemek. Ya onun tarzı. Farkındayım hani dedim. Neden ama girdin hani... dedim. Ben bunu sordum yani. Hani daha yok sizlik bir durum. Kimseli gibi durum ben yok aslında. Benim yüzümü almıyorsan yanlış anlama. Neden böyle bir şey girdin? Bu kısa vakitli bir süreçte böyle bir ağır yemek. Dediğim gibi hani farklı bir şey sunmak istedim. Anlıyorum. Sürekli hani pilav, bulgur. Anladım. Hani o tarz kesinlikle. Şeyler yapıldığı için ben de devamlı bir... Devamlı yapılan şey. Aynen hani farklı bir şey yapmak isterim. Ve hadi biz senle sen yemek yaparken mutfakta sohbet ettik. Dedin ki ben hazır cevabımdır. Öyleyim. Eleştirenlere cevabım hazır. Ama sen duygusal bir patlama yaşıyorsun ama şu an. Ama duygusalımla ben daha önce de konuştuk. Ya bunlar sana... Hani ağlayabilirsin. Acaba şey olabilir mi yani tribünleri oynayıp puan alma? Aa lütfen. Olabilir yok mi? Yok ben her şeyi ağlarım yani. Ya. Evet her şeyi ağlarım. Seda Hanım içimi okudunuz. Dış sesin iç sesi oldun şu anda. Evet ya bir şey yani var yani. Yani yarın da ağlarım. Şimdi, ama bir şey şimdi hani... Şeyma ağlayınca herkes bir geri adım attı. Yok, geri adım atmak. Acaba dedim benim dediğim laf yüzünden mi ağladı? Çünkü ondan sonra patladı birden. Evet. Hani yani benim senin şahsına değil. Sormamın nedeni o. Tabii ki şahsına diyor canım yapılan yemeğe. Yemeğe yorumlamam bu. Olması gerektiğinin eleştirisi bu. Masada bir arabulucu varsa... Ben de ara bozucuyum. Arayı bozabilirsiniz istediğiniz gibi. Yine düzeltiriz. İbrahim çünkü biz Şeyma Hanım'ın duygularını da öğrenmekten son derece mutluyum kendi adıma. Çünkü yemek aynı zamanda duyguyla yapılıyor. Aynen. O yüzden buradaki duyguyla ilgili de bir şey söylemiyoruz. Emekle ilgili de söylemiyoruz. Ama başka yerlerde keşkek yemeni aciliyetle öneriyoruz. Yediğim için biliyorum işte yani nasıl yapıldığını her şeyin farkındayım dediğim gibi. Hani bu bizim kendi yöremizin yemeği yani ne kadar siz en iyi ben tanıyorum, Çorumluyum. Neresi? Osmancık. Ki ben yorum yapmayacağım çünkü zaten hepiniz yeterince yorum yaptınız. Tatlıya geçelim. Hira tatlısı. Neden ağladınız Şeyma Hanım? Çok yoğun bir eleştiri geldiği için daha önce de söyledim. Duygusal bir insanım.
hemen hani her şey alalım rating için falan da değil yani. Ben hep böyleyim. Öyle talihsizlik yaşadım ama dediğim gibi ben menümün de arkasındayım. Gayet de hani bana göre tadı hala güzel bir yemek ama yapacak bir şey yok. Sizi rakip olarak görmüş olabilirler mi? Bilemiyorum. Kendi günlerinde onları da göreceğiz. Puan almak için ağlamadınız değil mi? Hani reytingle ağlamamın bir alakası yok. Çünkü ben normalde de böyleyim. Hani en ufak bir şeyde ağlayan bir insanım zaten. Yani kızım düşse bile onunla ben ağlarım o yüzden. En çok hangi yorum sizi üzdü? Ya bilmiyorum hani keşke hani sürekli yaptığım bir yemek olduğu için ve artık hani normal her şeyden daha kolay geldiği için tadı falan da çok sevilen bir keşkek kendi ailem tarafından. Hani bu keşkek değil bilmem ne demeleri biraz evet üzücü oldu. Hiçbiri beğenmedim. Evet ben onlarınkini beğenmeyeceğim. Ya güzel olursa? Beğenmeyeceğim. Yani bizim keşkekimiz ağırdır. Et kokar. Her yeri farklıdır. Hani onu tavukla da yapılabilir. Tavuk o değil, kokar ya da yani. Ya da tavuk kokar. Burada eski tabirle hem hali olması lazım. Burada hem hali olmuş bir hal yok yani. Bir de hep etle, böyle özdeşecek etle, yemekler o seçmiş. O buğdayın tabii. Hem hali olmuş. Aynen öyle. Birbirinin içerisinde erimiş olması lazım. Erimiş olması lazım. Böyle bir şey bir durum söz konusu değil.